Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda örmesi gayet kolay olan sadece iki sırada örebileceğimiz zevkli bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar desenimiz için 4 ve katları artı 2 ilmek atıyoruz. Ve daha sonra bir düz bir ters veya dilediğimiz lastiği örüyoruz ve hemen örgümüzü ön taraftan örmeye başlayacağız. Ben görmüş olduğunuz üzere bir düz bir ters tekstil tipi lastiği ördüm. Buradaki 7 ilmeğimi kenar pat olarak değerlendireceğim. Kalan ilmeklerimi de desen için kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ilk 7 ilmeği örgümüzün arkasından ve önünden sürekli düz veya sürekli ters örerek haroşa sırası elde edeceğiz. Ben düz ile olarak örgümü örerim haroşalarımı. 2 4 5 6 ve 7 ilmeği kenar pat olarak ayırdım. Şimdi kalan ilmeklerimi bir sıra önden düz ve bir sıra arkadan ters öreceğim. Bu işlemi her desen arasında yapacağız. Yani bir sıra düz, bir sıra tersi her desen bittikten sonra mutlaka örmemiz gerekiyor. Çünkü desenlerin arasında mesafe kat etmemiz gerekli. Şimdi ben örgümün ön tarafını bu şekilde düz örüyorum. Arka tarafa da geçince son 7 ilmeğe kadar ters öreceğim. Ve son 7 ilmeğimi düz örerek ön tarafta deseni kuracağız. Ve devam edeceğiz arkadaşlar. Örgümüzü örelim. Evet arkadaşlar. Önden düz ve arkadan ters ilmek olarak ördüm. Ve ön tarafa geldim. Şimdi desenimizi kuruyoruz. İlk 7 ilmeğimizi düz biliyorsunuz. kenar kat olarak öreceğimizi söylemiştim. 5, 6 ve 7. Evet. Şimdi sıradaki ilmeğimi bir ilmek ters ördüm. Önümdeki 3 düz ilmeğin birinci ve ikincisini bakın yer değiştiriyorum. İkinciyi birincinin önünden alarak ön tarafa taşıyorum. Şimdi bu 1, 2 ve 3. Bu 3 ilmeği beraber alarak bir kere düz örüyorum. Bir kere doluyorum. Bir kere daha düz örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Araya bir ters. 1 ve 2 yer değiştiriyorum. İkinci ilmeği önden, birinci ilmeği arkadan alarak yer değiştirmemi sağladım. 1, 2 ve arkada bekleyen 3. ilmeği beraber alarak düz ördüm. 1 doladım. Tekrar bir kez daha düz ördüm. Araya bir ters ilmek. 1 ve 2'yi bakın yer değiştiriyorum. İkinciyi mutlaka önden almam gerekiyor. Çünkü ikinci ilmeğin üste çıkmasını istiyoruz. Bu 3 ilmeği düz ördüm. Bir kere doladım ve tekrar düz ördüm. Araya bir ters ilmek. 1 ve 2'yi yer değiştiriyorum. 1, 2 ve arkada bekleyen 3. bir ilmeği beraber alıyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Doluyorum. Bir kez daha düz örüyorum. Araya bir ters ilmek. 1 ve 2'yi yer değiştiriyorum. Bakın mutlaka ikinci ilmek önden geçmek zorunda. 1, iki ve arkada bekleyen 3. ilmeği beraber ördüm. Düz olarak doladım ve tekrar düz ördüm. Araya bir ters ilmek ilmekleri değiştiriyorum 3 ilmeği beraber örüyorum doladım tekrar ördüm araya bir ters ilmek bu şekilde ilmeklerimizi arkadaşlar sıranın sonuna kadar örüyoruz Son kez. Evet iki ilmeğimiz kaldı. Son iki ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar desenimizi kurduk. Arka taraftan desenimizi ördüğümüz zaman desenimiz tamamlanmış olacak. Şimdi ee, ilk ilmeği aldıktan sonra önümde bir düz ilmek var. Bir düz ördüm. Bu üç ilmekten üç ilmek çıkarttığımız ilmekleri ters örüyoruz. Yani bir düz 3 ters şeklinde ilerliyoruz bir düz 3 ters bir düz 3 ters olarak son 7 ilmeğe kadar örüyorum arkadaşlar arka taraftan desenimizi tamamlıyoruz ve bitiyor bir sıra çıkarken yine önden bir sıra düz arkadan da bir sıra ters çalışacağız ve desenimizi tekrarlayacağız Evet bir düz. 3 ters. Bir düz. 3 ters. Bir düz. Kalan yedi ilmeğim düz. Evet arkadaşlar birinci desen sıramız bu şekilde bakın bitmiş oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Önden bir sıra düz ve arkadan bir sıra ters çalışacağız. İlk 7 ilmek düz. Devamında da düz örüyoruz. Arkaya dönünce son 7 ilmeğe kadar düz. Pardon ters. Son 7 ilmeği düz örerek tekrar desen kuracağız. Ben örgümü örüyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar bakın desenimiz burada birinci sırasını bitirmiş olduk. Desenimizde herhangi bir kayma veyahut da ilmek artırma eksiltme olmadığı için fazladan hep e, aynı sayı ilerliyoruz şimdi tekrar deseni kurmaya başlıyorum 2 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimi yine düz ördüm şimdi sıradaki ilmeğimi ters örüyorum 1 ve 2 yer değiştiriyorum ikinci ilmeği mutlaka önden taşıyoruz ve 3 ilmeği aldım bir seferde ördüm doladım tekrar ördüm araya bir ters 1 ve 2 yer değiştiriyorum 3 ilmeği beraber ördüm doladım ve tekrar ördüm araya bir ters 1 ve 2 yer değiştiriyorum 3 ilmeği beraber aldım ördüm ve tekrar ördüm arkadaşlar bakın bu şekilde sıranın sonuna kadar desenimizi kuruyoruz örgümüzü örelim Evet arkadaşlar ön taraftan desenimi kurdum tekrar arka tarafa dönüyorum ne yapıyorduk arka tarafta? Gördüğümüzün aynısını öreceğiz. Yani bakın düzü düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Bu ilmekleri ters örüyorum. 3 ters 1 düz 3 ters 1 düz Tekrar 3 ters. Bu şekilde arkadaşlar arka taraftan örgümü son 7 ilmeğe kadar örüyorum. Son 7 ilmeğimi düz örerek iki desen sıramı da tamamlamış olacağım ve bu şekilde arkadaşlar yukarı doğru örgümüzü hareket ettiriyoruz güzel bir desen oldukça da kolay herkesin rahatlıkça örebileceğini inanıyorum ben bu arada ilmeklerimi örüyorum Evet 2 4 6 7 ilmeğim kaldı bunları da düz örüyorum Evet arkadaşlar bakın şöyle ön tarafa döndüğümüz zaman şimdi daha çok güzel olduğunu göreceksiniz şimdi ben örgüm bir miktar örüp hemen geliyorum Evet arkadaşlar sizler için desenme 1 2 3 4 5 6 sıra çalıştım ve şu an görmüş olduğunuz üzere yukarı doğru hareket ettiğimizde desenimizi çok daha net ve güzel olduğunu görüyorsunuz hoş bir model oldukça da kolay arka tarafı ve ön tarafı. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.